Şükürler Allah'ıma. Bak kavuştu ellerimiz Ziyam. Sen büyüksün ya Rabbim. Ziyam. Annem niye çıkmadı ki hala dışarı? Anca kendine geliyordur Yakup, endişelenme. Ya kötü bir şey olduysa? Olmamıştır bir şey. İçini ferah tut. Olmaz. Olmaz. Canan yeter artık. Bir kendine gel. Öğrendiklerimi hazmetmeye çalışıyorum. Kızım, zaten kıymetin babaannen olmadığını biliyordun. Bu gerginlik melek yüzünden mi? Beni rahat bırakır mısın? Sen bu meleği nereden tanıyorsun? Anlat bakalım. Kız Selim'in sevgilisi. Oldu mu? Anne, babam nasıl? Anne diyen dillerine kurban olurum ben senin. İyi, çok iyi. Çok şükür. Çok şükür. Canım benim. Canım. Ay Meryem abla arayınca ölüyordum heyecandan. Hastaneden telefon beklemek ne fena şeymiş meğer. Ya Allah yardım etti. İnşallah tez zamanda iyileşir Ziya Bey. İnşallah. Ama ben şeyi anlamadım. Kahraman Bey önce bizi niye gönderdi? Sonra tekrar niye çağırdı? Bir şey oluyor ama ne? Neyse ne Gülsüm. Vardır bir bildiği. Abla. Sende bir haller var gene. Niye demiyorsun bana? Sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor. Yok bir şey Gülsüm, başım ağrıyor biraz. İyi tamam, demezsen de mi? Ben o zaman Toprak'la Ece'nin kıyafetlerini hazırlamaya gideyim. Gülüzler eksiklerini hemen gönderiverin demişti. İyi git hazırla hadi. Hadi Toprak'ı anlarım da. Ece'nin Reşadiye'de ne işi var ben onu da anlamadım. Ne bileyim ben Gülsüm Allah aşkına. Çok merak ediyorsan gidip Kahraman Bey'e sorsaydın. Aman iyi be. Sana da soru sorun mu ya? Sabahtan beri fırçaladın durdun. Açtım gözlerimi. Ah oh, yarabbim çok şükür. Abla biz şimdi emniyetten çıkıyoruz. Ben belki gelemeyebilirim. Evet Elif yanımda. Konuşur sonra abla. Hadi gözümüz aydın. Oh çok şükür. İnşallah iyi haberler arka arkaya gelir. İnşallah, inşallah. Kahraman, biz de hastaneye gidelim hemen. Ziya baba uyanınca bizi görmek ister. Yanında olalım. Şuradan bir çıkalım mı? Kahraman, gidiyor musunuz? Evet. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden arayın, olur mu? Tamam, sağ ol. Bu yaşananlar aramızda kalacak. Merak etme. Ha, bu arada Ziya Bey'i de duydum. Lütfen geçmiş olsun dileklerimi ilet. Ben hastaneye gelecektim ama burada karşılaştık. Tamam, iletirim. Sağ ol. Hadi Elif, biz çıkalım. Alo. Ben Maksut Karakoyunlu. Avukat aç o kulağını, beni iyi dinle. Ne diyor? Anlıyorum Maksut Bey. Peki, fikrinizi değiştirirseniz arayın lütfen. Kabul etmedi mi? Maalesef hayır. Olmaz. Bana şahitlik yapması lazım. İstemiyorum. Beni bulaştırmayın diyor. İkna et. Bir şey yap, buraya gelmesini sağla. Ben konuşacağım. Adam ev hapsinde Defne Hanım. Unuttunuz galiba. Hayır. Pes edemem. Ben yeniden görüşürüm. Ne gerekiyorsa yaparım. Ama çok kararlı görünüyor. Bu kadar kolay mı beni hapse attırmak? Allah kahretsin. Müzik
diyecek acaba kahraman? Babamı da Meryem'e bırakıp geldik. Bıktım artık bu olağanüstü toplantılardan ya. Ay belki de Maksut'la kardeş olduğunuzu öğrendi Yakup. Kahramanın her yerde kulağı var vallahi. Keşke önce biz deseydik. Öğrenirse öğrensin. Ortaya çıkmayacak mıydı zaten gerçek? Of içim daraldı. Vallahi içim daraldı. Sen de oflayıp puflama. Ne yapayım baba? Maksut amcam diye sevineyim mi? Kıymet de inemedi bir türlü. Az solist ya tabii kendisi. Yüzü yok tabii yüzü. Kukuma kuşu gibi düşünüyordur şimdi yukarıda ne yapacağım diye. Oh iyi oldu ona. İyi oldu. Bunca zamandır atamadın onu yüreğinden bilirim. Ben de yıllar yılı bu kahırla yaşadım. Gönlünün bana değmediğini bile bile evinin direği oldum. Ama ben kolay pes etmem. Bilirsin. Herkes bilecek. Elif'cim, iyi misin biraz daha? Mümkün mü? Güçlü olmak zorundasın. Nasıl? Nasıl dayanacağım bütün bunlara? Bugünü nasıl unutacağım? Nasıl sabredeceğim? Zaman her şeyin ilacı. Sabredeceksiniz. Ece'ye baktım az önce. Öyle masum yatıyor, uyuyor, hiçbir şeyden haberi yok. Ya şu kadarcık düşünmemiş kızını. Ya şu kadarcık acımamış bile. Bütün bunları yaparken bir dakika olsun aklından bile geçirmemiş. İyi ki kahraman bakıcıyla çocukları buraya yollamış. Düşünsene tanıklık etseler ne fena olurdu. Gelmedi mi kahraman daha? Ne oluyor kahraman? Apar topar topladın bizi buraya. Mesele ne? Oğlum ne oldu? Betim benzin atmış. Anlatacağım. Anlatacağım. Kahraman. Kahraman korkutma beni Allah aşkına. Ay Defne de anasının yanına İsviçre'ye gitmiş. Ay hayırlar olsun inşallah. Ay sahiden çok mu kötüymüş Neval Hanım? Konuşan oldu mu? Defne İsviçre'de değil. Aa, nerede? Emniyette, nezarethanede. Ne? Ne? Ne nezarethanesi? Gene mi kaza yaptı? Hay Allah. Hayır. Onu polise ben kendim teslim ettim. Ne yaptı? Ne yaptın amca? Elif haklıymış. Bütün her şeyi Defne yapmış. Neyi Defne yapmış kahraman? Ben hiçbir şey anlamadım. Eve gelen tehdit mektupları. Evin yanması. Konağa tekrar gelebilmek için yapmış. Ay yok artık. Emin misin? Bu kadarıyla kalsa iyi. Nazlı'nın ölmesine de sebep olan Defne. Ay. İbrahim'e Elif'i vurması için para vermiş. Elif onun yüzünden bir kaza geçirip ölümlerden dönmüş. Hatta babamın bu halde olmasına da sebep olan Defne. Can burada. Nöbetçi mahkemeye çıkıncaya kadar. Ben bir şey yapmadım, masumum. Yemek falan istemiyorum ben. Bugün başka yemek yok. Pişman olursun sonra. Afiyet olsun. İstemiyorum dedim. Tövbe tövbe. Hayır, hayır nasıl bu kadar zıvanadan çıkmış bu kız böyle? Ay aklım almıyor. Gün yüzü görmesin inşallah. Allah onu nasıl bilirse öyle yapsın. Ay Nazlı küçücük kız. Ondan ne istemiş? İnanmak istemiyorum. Gerçekten inanmak istemiyorum. Çok şaşkınım kahraman.
Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Peki nasıl ortaya çıktı bu? Babama itiraf etmiş her şeyi hastanede. Babam da o konuşurken her şeyi telefonuna kaydetmiş. Zaten bunları duyduktan sonra da kalp krizi geçirmiş. Ziya Bey böyle yapacağını tahmin etmemiş belli ki. Utanmadan bir de etrafında pervane oluyordu babacım babacım diye. Allah onu nasıl bilirse öyle yapsın. Şeytanından bulsun inşallah. Ondan zile basıp duruyormuş babam Defne'yi görünce demek ki. Ya. Abi biz bu evde bunca zaman bir katille mi yaşadık? Abi bir fena oldum ben şimdi. Basın yasağı aldırdın mı kahraman? Bunun duyulmaması gerekiyor. Ya Yörük Han ismiyle bu olayın yan yana gelmesi büyük rezalet. Ya gazetelerde manşet oluruz, rezil oluruz vallahi. Demek aileyi bu kadar düşünüyorsun öyle mi? Ne demek bu? Bu tavırlar ne? Tabii düşünüyorum. Peki. Organik işini bile bile batırırken aklından ne geçiyordu? Ailemizin şerefi mi? Beni alt etmek mi? Ha? Sen Canan. Yavrum. Sen benim kızım gibiydin. Ben sana güvendim. Sağ kolum dedim. Her şeyimi emanet ettim. Beni neden sırtımdan vurdun ha? Neden? Amca ben... Yazıklar olsun hepinize. Bunu da mı yapacaktınız bize? Anne sen sus! Hadi bunlar mal mülk peşinde. Senin derdin neydi anne? Ben ne yapmışım ki? Defne'yle yaptıklarını biliyorum anne. Maksut'la arkamdan çevirdikleri dolapları bile bile sustuğunu biliyorum anne. Elif'in yaşadığını biliyordun. Gidip tehdit ettin kızı. Biliyorum. O yaptığın sahte sözleşmeyi de unuttuğumu zannetme. Devam edeyim mi? Anne devam edeyim mi? Ne biçim bir alem var ya? Ben yıllarca sizler için çalıştım, didindim. Neden? Beni arkamdan vurun diye. Yakup'a boşuna kızma kahraman. Onu bu hale getiren anne. Sus sen. Kapa çeneni. Böyle yaptı işte. Aynen böyle yaptı. Ezdi kocamı. Bizi küçümsedi. Bugün Elif'e ne yapmışsa yıllar önce de Yakup'un annesine aynı şeyleri yapmış. Ne demek şimdi bu? Ne diyorsunuz ya? Anne, daha bilmem gereken bir şeyler var mı? Yok, yok. Vallahi billahi bir şey yok oğlum. Yakup'u gerçek annesinin kucağından almış. Kadıncağızı da bir güzel kovmuş. Sonra benim çocuğum diye herkese yalan söylemiş. Ne? Ziya babama da yalan söylemiş. Meğer Yakup'un annesiyle Ziya babam deli gibi aşıklarmış birbirlerine. Annem kadın için doğurdu, çekti gitti demiş babana. Saadet Hanım geldi, her şeyi bir anlattı bana. Anla artık kahraman, her şeyin başı kıymet Yörük Han. Yani ana, delirtecek misiniz adamı ya? Bugüne kadar bana niye söylemedin? Söyleyecektim oğlum, söyleyecektim ama zamanı ne zaman... Ne zaman diyecektin ana, ne zaman diyecektin? Ha? Şimdi ben ne yapayım? Gidip onları geberteyim mi? Evleri baştan mı yıkayım? Hiçbir şey yapmayacaksın Maksut. Artık susacaksın. Ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Yeter! Anne sen nasıl böyle bir şey yaptın? Nasıl? Söyle! Oğlum, vallahi benim bir suçum yok. Babaannen ne dediyse onu yaptım. Getirdi kucağıma, verdi Yakup'u.
Bundan böyle herkes bunu senin çocuğun bilecek dedi. Yalan söyleme. İftira atmışsınız kadına. Çocuğunu bırakıp kaçtı demişsiniz. Babam da inanmış buna. Anne, yaptın mı yapmadın mı anlat. Yapmadım oğlum, vallahi yapmadım. Bak hala yapmadım diyor. Bravo vallahi. Daha kim bilir kimin canını yaptın. Defne var ya, tam sana göre gelinmiş. Bulmuşsunuz birbirinizi. Yeter ya, yeter. Annemi hastaneye götürdüm. Babam gözünü açar açmaz onu istedi. İlk sözü Saadet oldu. Annem annem diye yere göğe koyamadığın kadının kim olduğunu söylesene Yakup. Maksud'un annesi desene. Maksud benim kardeşim desene. Bu neyi değiştirir ki? Senin bir çocuk hırsızı olduğunu değiştirir mi? Otur! Siz benim ailem değilsiniz. Sizden utanıyorum. Yüzünüzü bile görmek istemiyorum! Kahraman. Benim de kaderim böyleymiş. Getirip bir köpek gibi attılar önüne babanızın. Eline de saydılar paraları. Dini imanı para. Hiç ses etmedi kimseye. Ama bana da dünyayı zindan etti. Biraz büyüyünce seni aldı benden uzağa. Aklınca cezalandırıyor beni. Meleği kız diye evlat bellemedi. Yakup'u kıymet aldı. Seni de baba. Hani bana sorardınız, niye ağlıyorsun anne hep diye. Kaderime ağlıyordum, kara bahtıma. Anne, ben seni hiç bırakmayacağım. Ne yapmak istiyorsan, kiminle görüşmek istiyorsan görüş. Yeter ki mutlu ol artık. Benden yana müsaade yok ana. Ne o yörük anı kardeş bellerim, ne de onlarla görüşmene izin veririm. Bunu böyle bil. Kimseden icazet alacak değilim artık. Senin de haddin değil bana buyurmak Maksud. Rabbim bana 3 tane evlat verdi. Çok şükür. Kavuşmak bugüneymiş. Şimdi birlik olma zamanı. Birbirinizi kardeş bileceksiniz. Birbirinize destek olacaksınız. Ben de bundan başkasına müsaade etmeyeceğim. Sen de bunu böyle bil Maksud. Açmadı kapıyı Canan. Neye uğradığını şaşırdı tabii. En çok da kahramanın organik işini öğrenmesine üzüldü. Aman üzülmesin, iyi oldu. Attık sırtımızdan yükümüzü. Kahraman da ne yapacaksa yapsın. Tabii gücü yeterse. O kendi derdine yansın. Bak Defne katilmiş meğer. Yani ben bile bu kadarını beklemiyordum biliyor musun? Yani bir insan nasıl hiçbir şey belli etmez? Ne sinsiymiş, ne yılanmış. Kaçın alır acaba? Aman umurumda bile değil. İsterse 100 sene yatsın, çeksin cezasını. Ne o Kıymet Hanım? Katil, gelinizi mi ziyarete gidiyorsunuz? Sen benim adımı ağzına alma. Sana verdiğim emekler haram olsun. İkinize de hakkımı helal etmiyorum. Aman ne hak ne hak. Gören de pamuklara sarıp büyüttü zanneder. Aynen öyle karıcığım. Aynen öyle. Thank you.
kadar, nereye kadar sürecek bu hayat oyunu? Ne kadar, daha ne kadar içeceğiz acı suyunu? Ne kadar, nereye kadar gözlerin yola bakacak? Ne kadar, daha ne kadar hasret içimi yakacak? Sözlerin mi gerçek, gözlerin hep yalanda? Yar bana mı gelecek hiç beklemedi? Geçecek günlerim böyle, ne kadar, daha ne kadar dayanır bu yürek söyle? Ne kadar, nereye kadar susacak kara geceler? Ne kadar, daha ne kadar sürer bu bilmece? Hep yalanda, yar bana mı gelecek hiç beklemedim. Niye gelmediler hala? Kaç saat oldu arayalı? Aman gelirler birazdan. Kahraman yine kafasına göre iş yaptı. Bir de yoldan arıyor babamı getiriyoruz diye. İşin yoksa elin kolun bağlı bekle böyle. Bir tek onun babası sanki, değil mi? Anneme haber verdin mi Yakup? Merak eder şimdi. Verdim, verdim. Bu Maksut meselesini babama bahsetmiyoruz, değil mi? Hayır, amcam kimse bir şey söylemesin demiş halama. Yalnız Ziya babada bir tuhaflık var, fark ettiniz mi? Nasıl bir tuhaflık? Ya önce gözünü açtı Saadet dedi, sonra bir daha adını anmadı. Ha, kıymet anne ne yaptı etti, inandırdı herhalde Ziya babama kendini. Bilmiyorum Şükran ama çok haklısın. O gün bugün ağzına almıyor annemin adını. Kahraman da yüzümüze bakmıyor ki ne oldu ne bitti öğrenelim. Amcam üçümüzü de sildi. Kaç gündür arıyorum, yalvarıyorum, ağzını bıçak açmıyor. Ben size dedim hiç bulaşmayacaktık bu işe. Kendi bilir, kendi bilir. Allah ne yalan söyleyeyim. Ben Ziya babam ayaklanır, ne yapar eder, kıymeti def eder diyordum ama... bunların hiçbiri olmayacak galiba. Biz de böyle ağzımız açık bakacağız. Rahat mısın baba? Evet oğlum. Yol sarsmadı değil mi Ziya abi? Ağrın sızın var mı? Evinize hoş geldiniz babacığım. Sağ ol kızım. Bir haftaya varmaz ayağa kalkar dedi doktor, maşallah değil mi? Aslandır benim baba, aslan. Aman dizleri üşümesin, içerisi sıcaktı. Hadi bakalım. Geldiler. Hoş geldin baba. Ziya Bey, yorulmuşsundur. Odana çıkaralım da istirahat et. İyiyim ben. Sesine hasret kaldıydık. Rabbim seni bağışladı bize, şükür olsun. Oturun hepiniz. Söyleyeceklerim var sizlere. Tamam baba. Thank you.
Baba istersen sonra konuş. Biraz dinlen. Konuşmak için çok bekledim be oğlum. Defne'nin yaptıklarını öğrendiğim günden beri dilim çözülse de şu kızın çektiği dertler bitsin diye çok dua ettim. Ziya babacığım, dert etmeyin artık lütfen. Her şey ortaya çıktı zaten. Defne de cezasını çekecek. Siz üzülmeyin bundan sonra. Ya sen Şükran, o gün Defne'den parayı aldın. İlk hançeri sen safladın kalbime. Gözlerime inanamadım. Demek ki Defne ile anlaşmışsınız besbelli. Sus diye mi verdi o parayı sana? Baba ben aslında... Baba, biz bütün bunları konuştuk. Sen yorma kendini. Ya sen Kıymet Hanım? Hiç utanmadın mı Defne'ye yardım ederken ha? Ziya Bey, Defne'nin bunları yapabileceğini düşünemezdim ki ben. Yuvaları dağılmasın diye uğraştım. Kötü bir maksadım yoktu. Maksud'un evine gidip Elif'i görünce kendilerine yeni bir yuva kurdu, yeni bir hayat kurdular diye düşündüm. Kızım, affet beni. Kahraman Bey kundakçıları bulmuş. Adamları itiraf etmiş. Sizin azmettirdiğinizi, para verdiğinizi söylemişler. Demiştim sana. Kahramandan önce ulaş o adamlara demiştim. Daha kötüsü, Maksut Bey'in de ifadesi alınmış. Şahitlik yapacakmış. Ya bunun neresi kötü? Neden daha önce söylemiyorsun? İfadesinde sizinle işbirliği yaptığını, her şeyi planladığınızı anlatmış. Sahi mi? Allah cezasını versin. Çok uğraştın Defne Hanım. Para bile teklif ettim Maksut Bey'e. Ben cezamı çekiyorum, o da çeksin dedi, başka bir şey demedi. Kahraman Bey'in ve Elif Hanım'ın avukatları da katılacak mahkemeye. Bir de... Bir de ne? Yörük Hanım'ların hepsi şikayetçi olmuş sizden. Gerizekalılar. Kahraman, yukarı çıkar beni. Tamam baba. Konuşmaya hacet kalmadı. Ziya babacığım, müsaade ederseniz ben de eve gideyim. Çocuklar Gülzar'la evde yalnız. Onları da alır buraya getiririm. Sağ ol kızım. Kendini yorma. Müsait olduğunda hep beraber gelirsiniz. Ha. Elif kızım. Buyurun babacığım. Annenle konuştunuz mu bu hadiselerle ilgili? Ana karşı çok mahcubuz. Konuşamadım. Aslına bakarsanız ona hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Yeterince acı çekti zaten. Hiçbir şey Nazlı'mı geri getirmeyecek. O yüzden bilmesine gerek yok. Doğru. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ben hep arkanızda olacağım. Biliyorum babacığım. Sen de üzme kendini. Hadi gidelim baba. Sağ ol. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Beni istemiyor musun Ziya Bey? Ben de geleyim. Sen sonra gelirsin Kıymet Hanım. Tamam. Sen nasıl uygun görürsen. Babacığım, konuşacak başka bir şeyimiz daha yok mu? Yok kızım. Yakup. Efendim baba. Sen de gel bizimle. Tamam baba. Bakıyorum da Ziya babam pek seni görmek istemiyor Kıymet Hanım. Ne o? Sen de pek bir bozuldun az evvel. Ziya Bey'in Saadet'e davetiye mi göndereceğini sanmıştın?
Daha çok beklersiniz. Çocuklar, Saadet Hanım'la konuşmak istiyorum. Onu buraya getir. Tamam baba, sen nasıl istersen. Ciddi misin baba? Ciddiyim elbet. Neden olmayayım? Yani iki günden beri annemin ağzının adını almayınca ben de zannetmiştim ki... Yakup, git anneni buraya getir. Tamam baba. Yakup, sakın kimseye bir şey söyleme. Özellikle Kıymet Hanım hiçbir şey anlamasın. Hiç merak etme baba, kimseye söylemem. Bu daha ne kadar böyle sürecek kahraman? Ne zaman konuşacaksın benimle? İstersen babamı daha fazla üzmeyelim abi. Peki kardeşim. Baba, tahmin ettiğim şeyi mi yapacaksın? Nereye Yakup? Babam bir şey istedi, onu alıp geleceğim. Ne istedi acaba? Allah Allah. Aslında ilaç saati geliyor babamın. Kızlara yemek listesini söyleyeyim de hazırlasınlar. Aman kızım, dikkat et de bir şeylerini eksik etmesinler. Babam seni affetmiş olabilir anne ama ben seni affetmedim. Bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi davranma. Kızım, aile arasında böyle küslük mü olur? Olur. Abimle Elif'e yaptıkların affedilir şeyler değil. Bir de Defne'ye arka çıkmışsın. Kerem senin yüzünden öldü anne. Bunu unuttum sanma. Hiç kusura bakma ama ben seni affedemem. Ne bakıyorsun öyle? Nasıl böyle pişkin olabiliyorsun ona bakıyorum Kıymet Hanım. Hiçbir şey olmamış gibi hala bu kadar rahat olabiliyorsun ya, bravo vallahi. Bana bak, lafını bil de konuş. Ne oldu? Evdeki hesap çarşıya uymadı değil mi Şükran Hanım? Ziya Bey beni kapı dışarı edecek sandınız karı koca. Ama bana kalırsa size yol göründü. Kimse bizi bu evden atamaz. Atsa da gidecek kapımız var çok şükür. Gidin, gidin. Ziya Bey maksudu öğrendikten sonra evlatlıktan da reddeder Yakup'u. Hepten kurtuluruz sizden. Her şey insanlar için kahraman. Hatalar, sevaplar, günahlar. Ben de bir hata yaptım. Bunun diyetini ödemek boynumun borcu. Bana çok ağır gelecek. Madem sen böyle uygun görmüşsün baba, madem böyle olmasını istiyorsun, ben de senin arkanda olurum. Sağ ol. Var ol oğlum. Ben Serhan'ı arayayım. Bir avukat yollasın buraya. Rabbim insanları böyle sınar. Ama çok şükür hatamı görüp dönmemi de nasip etti bana. Kaderlerimiz benziyor kahraman. Ama bak, sen evvelden gördün, yüreğini dinledin, adaletli davrandın. Şüphem yok gerçi ama bundan sonra da yolundan şaşma oğlum. Sakın yılma. Her zor engel ardındaki mutluluğu besler. Hak yerini bulacak.
herkes el ele, sırt sırta verip çok güzel günler yaşayacağız. Sakın bunu unutma. İnşallah baba. İnşallah. Ben ablamı çağırayım. Yanına gelsin baba. Ben de eve geçeyim. Kahraman, anneni, Yakup'u affetmediğini biliyorum. Görüşürüz baba. Peki oğlum. Peki. Oğlum, ne konuştunuz babanla? Ablam burada mı? Kahraman. Gidiyor musun? Evet abla. Babam çalışma odasında. Yanına çıkarsan sevinirim, yalnız kalmasın. Tamam, merak etme. Sağ ol. Kahraman. Her şey düzelecek. Ben hep sizin yanınızdayım. Biliyorum abla. Şu mahkeme bugün mü? Evet. Gidecek misin? Emin değilim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sonra ne olacak peki? Karara bağlı. Yani? Suçlu bulunursanız tutuklu yargılanmak üzere cezaevine göndereceksiniz. Ne güzel. Fizik tedavi başlayıncaya kadar biraz daha katlanacaksın bu sandalyeye babacığım. Bu halime de şükürler olsun kızım. O da olur inşallah. İnşallah. Kızlar yemeğini hazırlıyorlar. Bir güzel ye, sonra ilaçlarını alırsın. Sağ ol kızım. Müsaade var mı? Ben bir mutfağa bakayım, yemeğin hazır mı? Nasılsın Ziya Bey? Bir sıkıntın var mı? Gayet iyiyim çok şükür. Maşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ziya Bey, avukat geldi. Çalışma odanıza çıkardık. Sağ ol kızım. Müsaadenizle. Dur bekle biraz. Avukatı niye çağırdın Ziya Bey? Öyle icap etti. Gülsüm, beni çalışma odasına götür. Peki. Ana! Ana! Ana dur! Bırak dedim. Ya sen karışma yoksa! Yoksa ne? Yine mi vuracaksın? Hadi vur! Umurumda bile değil. Ya neden anlamıyorsun? Annem yıllar sonra bulmuş oğlunun babasını. Kimse kim? Bırak geçmişin hesabını versinler birbirlerine. Bırak mutlu olsunlar. Ya kızım sen ne biçim konuşuyorsun ha? Ne hesabı, ne mutluluğu? Kim kime hesap veriyor? Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yakup bizim abimiz. Annemin de o aileye bir geçmişi var. Sen de bunu kabul et artık. Benim kolum bağlı diye kimse kafasına göre atman atamaz. Eğer o yürükanların cezasını kesmezsem şerefsizim. Şimdi yıkıl karşımdan. Gözüm bir daha seni görmesin. Defol! Thank you.
mis gibi ezogelin kardeşim. Hadi soğutmadan iç. Ya kardeşim istemiyorum. Bir otur şöyle konuşalım Allah aşkına. İnsan ne olursa olsun annesini öyle görmek istemiyor işte. Kardeşim, anlattıkların kolay şeyler değil. Ama elbet bir bedeli de olacak tabii. Sen kendini aç bırakmasana. İç çorbanı, konuşuruz. Celal, ben bir karar verdim. Elif'i, çocukları alıp bir süre buradan uzaklaşacağım. Nereye gideceksin? Bilmem, belki yurt dışına giderim. Biraz uzaklaşmak iyi gelebilir. Evet, iyi gelebilir. Elif ne yaptı, toparladı mı biraz? Yani, bir şey söylemiyor ama iyi değil bence. Bir o beni toparlıyor, bir ben onu toparlıyorum. Böyle gidiyoruz işte. Tamam. Üzme kendini. Bak, bu kadar kendine yüklenme. Başında durman gereken bir aile var. Ve seni sağlıklı düşünmen gerekiyor. Ne aile ama? Korku filmi gibi. Ya can düşmanım. Abimin kardeşi çıktı be. Neyse, ne kardeşim. Bu saatten sonra değiştirebileceğimiz bir şey yok. Eşine, çocuklarına, ailene sahip çıkacaksın. Hepsi bu. Herkes de üzerine düşen fedakarlığı yapacaklar ama. Hadi fedakarlığa sen başla. İki kaşık çorba iç, hadi.